şeyler getirmiş burada yemiş. He bak. Ayı... Ama şu an sesten 10 defa çıkması gerekiyor. Yok yok ayı. Ayı bize bir şey yapmaz, biz de ona bir şey yapmayız da. Onun için çıkmaz o. Ayı kardeş merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İşte tamam ya, bu kadar basit ya. Çok eskiden Ermeniler döneminde bu köy Ermeniler köyüydü eskiden. Hı hı. Ermeniler orayı buzhane olarak kullanıyormuş. Yani bu yağını, çökelini, peynirini yazın orada saklıyorlarmış. Öyle söyleniyor yani. Bak orada da buz sarkıtları var şu köşede. Buz sarkıtları var. Eskiden insanlar buraya peynirlerini, çökeleklerini, yağlarını bozulmasın diye buraya getiriyorlarmış, koyuyorlarmış. Şu anda da içi gayet serin. Kadim arınca kamı Seryamay verdray çanina. Ah Fadilma, Fadilma gummane zarım. Lemu devram heves otçina. Ah Fadilma. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pülümür'e bağlı Dereboy köyündeyiz. Eski ismi Danzik köyü. Bugün Danzik köyünü tanıyacağız. Köylülerle sohbet edip bu köy hakkında bilgiler alacağız. Şimdi yayınımıza başlamadan önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Şimdi hazırsanız Danzik köyünü birlikte gezelim. Evet, şimdi şöyle bir evin yanındayız. Burada ev sahibi Baki abiyle konuşacağız. Biraz köyle ilgili bilgiler alalım. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım öncelikle. Ben Baki Doğan. Dereboy köylüyüm. Bizim köyümüz eskiden en büyük köylerden biriydi. Zaten sınır olaraktan da çok büyük olan bir köy. Hanesi de zannedersem 80'e yakın bir hanesi vardı. Yoğunluk fazlaydı. Dağlarımız, meralarımız çok geniş bir köy. Şu anda emekli olan insanlar geri gelip işte... Bir ara hiç kimse kalmadı değil kalmadı. Mi? Kalmadı. Bayağı sıkıntı çekti. Köy boşaltıldı, evler yıkıldı. Evet. İşte daha sonra insanlar yavaş yavaş emekli olduktan sonra gelmeye başladılar. Şu an kaç hane var köyünüzde? Şu anda yazlık olarak kalıyorlar. Kışlık değil. Hemen hemen 40 haneye yakın insan kalıyor. Kışın benle, bazen ben ve karşıda bir tane davar besleyen arkadaş var. Ali abi mi? Ali abi. Onunla ikimiz kalıyoruz. Köyde insanlar nasıl geçimini şu anda, hep emekli mi var? Hani hiç böyle emekli başka var. Bir iş yapan, üretim yapan kimse yok mu? Emekli. İşte bostanlar ekerler. Bostan başka bir şeyle, yani böyle tarımsal ya ileriye dönük bir şey yapmıyorlar. Yazın ektiği bostanı sonbaharın alıp gidiyorlar. Bir daha da bir dahaki yazda tekrar geliyorlar. O kadar. Anladım. Genelde nerede oturuyorlar köylüler? Bursa, İstanbul. Genelde Bursa dalar bizim köylüler. İstanbul'da. Başka şehirlerde pek yoklar. Baki abinin şöyle bir bahçesi var, bostanı var. Burada da bir ev yapmış. Baki abi, su kaynakları nasıl köyde? Şu anda dağdan birazcık işte daptan yapılan bir şeyden su geldi. Çeşme suyumuz şu anda idare ediyor ama yine de yetersiz kaldığı zamanlar var. Ama onu gidereceğiz zannedersem bir kısa zamanda. Şu anda sıkıntı yok. Eğer hane çoğalırsa büyük sıkıntı olacak. Anladım. Evet. Yani tarla sulaması olmadığı için şu anda sıkıntı yok. Yani tarlalar gördüğünüz kadarıyla bomboş. Bomboş, evet. Evet, yani bir bahçe yapılıyor. Evet, bir bahçe, bir yani domates, salça yapıp gidiyorlar. Mesela bostanları, tarlaları ekseler hiç su yetersiz kalacak. Yok öyle bir yeterli su yok yani. Ah Fadilma, Fadilma rinde kamı Seryamay verdray çanina. Ah Fadilma, Fadilma gummane zarım. Merhaba.
işe bak. He. Allah Allah. Hiç ummadığım bir yere, değil mi? Böyle bir şey insan aklına gelmez ya. Yemin ediyorum bana söylüyorlar, şey yapıyorlar, ben diyorum nasıl öyle bir şey olabilir ya? Eskiden soğuk hava deposu yokmuş ya. O zaman millet getirip buraya peynirlerini abi koyuyormuş. Şimdi böyle yer altında, tamam doğru, böyle yer altında şey olabilir. Bak, de. Bak. Belki de birileri getirmiştir peynirini falan. Burada hayvan yok ki böyle bak. Yol oluştu. Burada ayı gidiyor yatıyor burada. Yeri mi var? Ayı var mıdır diyorsun enişte? Ama insanlar geliyor gidiyor. Hayır lan insan pek bunu geliyor. İyi bak. Kabul ya. Yalan koyun. Abi çekinmeyin arkanızda ben varım. Bak ki lan. Ha ayın izleri belli abi bak botu yatarak gitmiş. Ne kadar bize buraya insanlar da gelir abi. İşte bu üstte de var. Lan kapı kapanmış mı Allah? Ne kadar beyaz bir şey benziyor ya. He? Acayip beyaz bir şey benziyor ama. Kireyi taşıdır ya. Normal kireçtir ha. He? Bir de doğru gitti mi şey işte. Kapalı mı açık bir kapı? Açık açık. Ya hayır bak ya. Sizlerin de benim de. Ya olsun. Ayıyla biz birimizi severiz de. Hadi yavru ayı gider yata kaldırır ha. Ne yazıyor tabelada? Tabelada. Biz ayıya karışmayız, ayı da bize karışmaz yani. Bak dikkat ayı olabilir girmeyin diyor. Dikkat ayı olabilir diyoruz. Bence burada bir şey yok ya. Burası soğuk hava işte. Biz yok. Girdik buraya ha. Şey iz var burada yani. Ay bak buradan aşağı neymiş ya. Ne diyor? Dikkat mağaraya girmek tehlikeli ve yasaktır. Allah Allah. Valla ayı, bak ayı buraya. Tavanlarda bile kar var, kar. Vay ayı gidiyor orası serindir. Bir şeyler getirmiş burada yemiş. He bak. O ayı. Ama şu an sesten 10 defa çıkması gerekiyor. Yok yok ayı bize bir şey yapmaz, biz de ona bir şey yapmayız da. Olduğunuz için çıkmaz o. Ayı kardeş merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İşte tamam ya, bu kadar basit ya. Anlaştık tamam ya, biz onunla kardeş olduk ya. He valla. Ayı kardeş merhaba. Kes. Abi burada bir serin geliyor. Serinlik geliyor değil mi? Ha yemin ediyorum ki ya. Şey yap, paniğe çıkarsa paniğe girersin olmaz. Vay be. Ama çok acayip bir serin var ha. Yemin ediyorum ki ya. Aman ne serinlik var burada ya. Hiçbir şey yok. Vay 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 vay. Ayı burada yatmış ama. Normaldir ya burada yatması. Bak orada da buz sarkıtları var şu köşede. He. Buz sarkıtları var. Eskiden insanlar buraya peynirlerini, çökeleklerini, yağlarını bozulmasın diye buraya getiriyorlarmış, koyuyorlarmış. Şu anda da içi gayet serin. Belki de 20 metre de uzunluğu var. Daha fazla girmiyoruz çünkü içeride ayı olabilir. Tabii içeride ayı var diye biraz içeri giremiyoruz da. Şuradaki buzu gördün mü abi? Abi. Ne kadar uzun buz var? Vay 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 vay. Bak bu zaman Temmuz ayında buz var şimdi düşün. Özgür burada ağaçlar çakılmış böyle ağaçlı alttan. Hadi şey işte ya ne diyorum buranın önüne. Bu taşlar yukarıdan kokuyor. Gel abi gel. Tehlikelidir abi. Belli olmaz. Hayır kardeş. İnsanlar bütün yiyeceklerini bozulmasın, yağını, peynirini, çökeleğini getirip burada muhafaza ediyorlarmış. Kapı koymuşlar ki içeriye ayılar girmesin. He tabii tabii. İşte getir burada et kesiyorlarmış yaz aylarında, etlerini getir burada asıyorlarmış tavanda. Tamam gelip herkes kendi şeyini kesip kesip götürüyormuş. Sanki burada böyle eski yol da yapmışlar. Hadi ki buradan şey kireç taşı için maden çıkartmak istemişler. Dip kısmı. Demek ki kireç taşının özelliğinden tabii, kaynaklı büyük ihtimalle. Kireç taşının özelliği sıcağı geçirmiyor. Altta buzlar var bildiğin ya. Çok soğuk. Sen içeri girsen içeride donarsın. Ama Özgür benim ayıya karşı hiçbir şeyim yok ha. Ben diyorum kaç kere orada olsaydı da biraz. Abi ayı saldırgandır. Ayı o anda çıktığında kendini savunacak sana karşı. Ne yapacaksın? Ama... Yani tamam senin, tek aydan beri korkmasın da yavru tavırların, ayı. Senin tavırların da çok önemli biliyor musun ona karşı? Ne yapabileceksin abi? Tek çare kaçacaksın. O tabii sıkış. Abi.
Ayı sıkıştığı için o an saldırır. Ya abi şimdi ya, zaten ayının bak şurada da bir şey var. Yanaşman. Burada da bak, ayı ayıyla konuştuğun zaman burada şey var ya. Kaç ketki. Ulan var ki bak burada da var bir tane. Büyük en büyüğü burada. Burada da var. Ne bu? Çiftçiyle kazıyorlar buraları. Kazmışlar. Diyorlar, diyorlar ki işte belki kapı kısmı buradan maden kısmı bu bölgeden gireriz. Çevir. Yani burası kazılmış diyorsun ha? Tabii buradan kazılmış. Ama bu tabii çok eskiye dayanıyor. Yani bu büyük ihtimal definecilerin işidir. Son yıllara ait olan bir şey değildir ya. Bu ta ki 38'lerden önce de kullanılıyormuş. Yani şeylerini burada muhafaza etmek katıklarını, büyüdüklerini. İsmail abinin evini geçtik bize. Merhabalar. Merhaba, ne yapıyorsunuz? İyisiniz. İyiyiz, sağ olun. Siz nasılsınız? İlerideki ilçede bindim. Sağ olun. En başta. Sağ dönüyoruz ha. Ben de geldim ama evi karıştırdım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, sağ ol. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz. İyi vallahi, teşekkür ederim. Buyurun, gelin içeriye. Vallahi gelmeyelim abla. Şurada peynir getirdiler onlar. Onlara ziyarete geldik. Dedik siz de böyle köyde biraz video çekiyorum ben de. Evet. Yaz kış burada mısınız? Yok. Sonbaharda gidiyoruz. Sonbaharda gidiyorsunuz. Evet. İsim soyisim? Fadime Genç. Fadime abla. Şöyle biraz evet. Bahçeni gel birlikte gezelim. Gezelim. Evet, Fadime ablanın burada bahçesi var. Fasulyelerini ekmiş. Evet. Yazın burada. Evet. Bunlar deprem konutları mı abla? Evet. Çünkü hepsi aynı yapılmış. Evet, deprem kaç konutlar. Tane böyle konut yapıldı? 17 tane. 17 tane var. Evet. Merhabalar. Yazları geliyorsunuz. Burada evet. Kaç tane var bu şeyde, bu tarafta? Şimdi burada... Karşıda bir tane ev var. Hepsi 18 tane falanız şimdi şu anda. 18 tane. Evet. Bir de karşı tarafta var. Yani hep karşı tarafla bu taraf. O tabii o karşı köy değil yani bu köyle. Sadece bu karşı köyde orası Danzig değil mi? Orası Danzig. Burasıdır. Burası afiyet konuklar. Hı, anladım. Evet. Tamam. Bunlar eskiden deprem mi oldu bu bölgede? Evler mi yıkıldı? Nasıl yapıldı? Bu önceden hani ben Bursa'da olduğum için hani bizimki başka köy.
dedi. Biz başka köylere buraya gelmişiz. O zaman hani deprem dolayıyla falan burada konuklar falan verdi. Buran nahiyeymiş, burada yapmışlar, evet, değil mi? Evet, buraya şey gördüler, burada yaptılar evleri falan. Teşekkür ederiz, sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Buyurun gelin bir kahve için, bir çay için. Bir gidelim şurada onları da böyle çekeyim. Tamam. Geliriz abla, sağ ol. Teşekkürler. Merhaba teyze. Merhaba diyorum. Ne yapıyorsun, nasılsın? Vallahi iyiyim, çok sağ ol. Sen ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim vallahi. Sana kudya mı, kera mı? Ma her şey rağmen. Ha, her şey rağmen. Hı hı. Çık et o. Buyurun, böyle sana. Martina İsmail abi de senin isimleri o. Oza peynir ardı Oza. Peynir ardı. Hoş geldin. Sımat sekeni çıtırı. İyi sağ ol. Teşekkür ederim. Ne var ne yok ne yapıyorsun? Oğlum bak güzel ağzına şeker çenem bir. Sen ne yapıyorsun? Zamanı tutsana. Çok şükür bunu be. Biraz sımat çeker. Ya çıkırın da. İyi valla. Allah şükür iyi idare eder. İyi maşallah maşallah. Ali İkber ne yapıyor? Lazık gül. O çıtırı. O rundo rundo. Rundo rundo. Faşla. Taşlar mı da? Ramı mı? Ali Huzar o. O zamanın ha. He, zaman atıyor. Hı. Zaman atıyor. He, ya. Hem diğer o bırak. Muhatı çıtıra. Mamurun da. Selam o estu. He, aleyküm selam aleyküm. Hı hı. Şöyle karşı da kam estu, kam çino. Maharşi bayağı karabalık. Öyle mi? Bayağı. Lazım hem de yağı hemen ya. Ya. Az iştire de yine. Muhakki var mı? Sıma Bursa'dan insanır. He, adı Uşar. Uşar yeni. Tam asmi tavmaneni. Ses asmi tavmanı usur. Neyle falan. Payram hepsini dişir. Beklemek. Hadi kayıt ol kere. Hadi Ali'ye bak bak. Ali'ye çok çok selam söyle. Hadi Ali'ye çok selam söyle. Hadi Ali'ye çok selam söyle. Hadi Ali'ye çok selam söyle. Ha. Aleyküm selam. Onda bana amkamama uzak. Çok sağ ol. Kayıt ol kere. Hadi yolunuz açık olsun. Sağ olun. Evet şimdi Dereboyu köyünün içindeyiz. Şöyle ziyarete gelmişken bir video çekelim dedik. Burada konutlar var. Birçok. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Çekiyorum, sakıncası yoktur umarım. Çekin, çekin. Boşver. Gel, gel, gel. Gel, otur. Bir abiyle konuşalım o zaman, abiyle. Evet. Sen istemiyorsun herhalde. Ben istemiyorum. Tamam. Bir şöyle bir güneşte konuşalım. Güneşte güzel olur. Güneşte güzel olur ha. Evet. Evet abi merhabalar. Merhabalar. Sizi kısaca tanıyalım. İsmail Kaş. İsmail abi. Biraz hem kendinizden bahsederek köyünüz hakkında bilgi verebilir misiniz? Köyümüz güzel bir köy. Evet. Gerçekten öyle. Köy hakikaten ki güzel. Bundan sonra Gemlik'te kalıyoruz. Yazın geliyoruz. Kışın oradasınız. Kışın oradayız. Hı hı. Havanı çek ya. Ali Büyükçek o denize eskilerden. Denize. Evet. Sen ne yapıyorsun? Merhabalar. Ali Geyik. Telefonla görüşmüştük. Evet evet doğrudur abi. Londra'dan. He tamam doğru. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne var be? Teşekkürler. Peynir bırakmaya geldik. Gelmişken de köyde biraz sohbet edelim dedik. Hem insanların halini hatırını soralım. Arin ne yapıyor? Arin de iyi abi, o da köyde. Ha, hı-hı. Burada. Evet, Harsi'de. Evet. Harsi'de. Ne var mı yok? İyilik, sağlık. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gelmeyin. Ne zaman geldiniz abi? Biz seçimde geldik. Seçimde geldiniz. Gel yengeni çek. Her yıl geliyor musun sen geliyorum. Ali abi? Her yıl geliyorum. Her yıl buradasın. He, 6 ay. He. Vallahi. Süper. Dur yengeni. Dur. Şimdi abi, senin evin burası değil mi Ali abi? Benim evim burası. Burada çileklerini ekmişsin. Abi, gel. Domateslerim var. Orada değil. Gel burayı çek. Orayı değil. Ha, bura başkasının mı? Orası da benim. Öyle mi? O her taraf benim burada ya. Bak, bunlar armut kurusu yiyenleri. Ha, gel. Gel bakayım. Gel, 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 gel. Öçelik. Bak. Bunlar hepsi ev fideleri. Yani ata tohumları mı? Evet. Domatesler de. Sadece bu sıra hariç. Ama bununla keşke ekmeseydin. Bu hariç. Çünkü niye biliyor musun? Ha. Bu tohumu bozuyor. Burada arı döllediği zaman iki çiçeği senin atalık tohumun bozulmuş oluyor. Bak bana çek bakayım. Salatalıkların olmuş. Bir tane koparıyorum. Bir tane ama parasını vereceğim. Tabii tabii. Bakın ne güzel arkadaşlar, ne güzel. Üretince böyle bak, dalından koparma zevki
elde etmiş oluyoruz. Bak bunlar hepsi taraftalık. Bu bamya. Hı hı. Beyefendi bu taraf kavun karpuz. Bak karpuzlara bak. Evet. Şurada. Arıların. Bunlar benim arılarım. Çok güzel vallahi. Bunu böyle yetiştirmek, dalından koparmak nasıl abi? Nasıl bir duygu? Ya zaten bizim buraya gelmemizdeki amaç bu. Yani biz... Benim Güre'de de yerim var. Ama benim tek amacım kendi doğduğum topraklarda mutlu oluyorum. Doğru. Ha. Psikolojik açıdan buraya gelince... Ha. Burada rahat ediyorum. Bir de hem havasıyla hem suyuyla. Bir de biz buranın çocuğuyuz. Hani derler ya ben dağ adamıyım. Ben gerçekten buranın çocuğuyum yani. Onun için ben nereye gidersen gideyim burada mutlu olurum. Efendime söyleyeyim. Onun için biz seni sürekli YouTube'da ben seni takip ediyorum. Hı hı, sağ olun, teşekkür ederim. Biz dedik bize bir yer bul. Fakat herhalde Güre'de Yeşil Duru var, Cem Evi'nin aşağısında. Hı hı. Yeşil Duru sitesi. Orada benim oğlanın, büyük oğlanın yeri var da bir evi sitenin içinde. Bir yer daha lazımdı. Zannedersem bir yer pazarlık etmişler. Hı. Alacağız yani. Balıkesir'de mi, Çanakkale'de mi? Hayır, gene Güre'de. Güre'de alacaksınız. Güre'yi denize çok yakın. Bu dediğim yer denize daha yakın. Oo, çok iyi, hayırlı olsun. Sağ ol. Bakalım, yani daha tapusunu almadık da herhalde ki alacağız. Bak iyi gelin. Bak. Bak, bunlar kendi biberlerimiz. Evet. Süper. Onu da ben alayım abi, ver. Tabii. Onu ben yerim. Hepsinin parasını tek tek senden alacağım. Ali abi, sen, yenge nerede? Şimdi çağıracağım. Yengeyi de bir... O hep seni izliyor. Yengeyi bir tanıyalım, şimdi şaşırır beni burada görünce. Ben tanıdım hemen de, o tanır mı tanımaz. Git hele bir kapıya vur. Git git. Kapıya vurayım mı? Vur, korkma. Kamera kayıtta olsun, bakalım nasıl tepki verecek. Beni de görmesin. Merhaba. Merhaba. Sen misin? Emre Hanım. Nasılsın abla, iyi misin? Tanıdın mı? Evet, tanıdım. Beni sağlayı tanıdım. Nasılsın, iyisin? İyiyim valla, sen nasılsın? Nasıl? Hanımın nasıl, oğlum nasıl? Hepsi de iyidir valla. İyiler, hepsi durum de iyi. Durum nasıl? İyidir. Siz de iyisiniz. İyiyiz, sağ ol, teşekkür ederim. Ne güzel gelmişsiniz böyle. Sizi seviyoruz, yemin ederim. O kadar karı kası YouTube'da senin şeyini seyrediyoruz. Marito ama hani ucuz. O şey... Denk gelme. Ama müstakil kalkıp bahçeli. Çok güzel yer ya. Güzel de fakat deniz uzak. Kalkıp. 40 dakika işte. He. 40 dakika. Siz onu nereden çıkıyorsunuz kalkına? Edremit'in tam arkasından yol var. Hanlar yolu. O hanlardan mı gidiyorsun? Evet, ben evet. Hana çıktım. İşte oradan devam edince kalkıma çıkıyorsun. Hanın az bu tarafına Gülsüm... Gülsüm Hanan'ın yeri var. Gittik orada iki sefer kahvaltı yaptık. Evet. Oradan sen da mi? Gittik hanlara. Hanlarda oturduk, çay mı içtik. Kahve yapayım, çay yapayım. Yok, bu salatalık daha güzel. Vallahi kahve hep içiyoruz. Gelin gidelim oraya. Gidelim. Aynı işin gene çekim yapacağız. Aynı işin olursun bana. Ben bugün bu köye geldim. Zaskıra gram. Teyze bir tane... Ben bir kalkış gel. Kırık, hadi yapışın. Köye geldim, buradan birileri kuvvete gidiyor. Köy arabası yanaşmıştı buraya. Niyazi abinin arabası. Nuri Tafa'nın yanında bir yer. Değilsin. Yolculuyorlar. Nasıl alıyorlar? Nasılsın ablacığım, iyi misiniz? Sağ ol. Abla sen otur. Sen otur, benim işim var. Ya otur çay için. Ya otur çay. Ali abiyle şimdi Danzık köyünü geziyoruz. Dere boyu. Dere eski ismi Danzık. Yeni buralar devletin yaptığı konutlar. Danzik'in bir anlamı var mı? Ne anlama geliyor? Danzık Ermenice armutlu. Armutlu demek. Armutlu demek. He, armutlu demekmiş. Yani öyle diyorlar. Demek ki o çünkü zaman buralar eski Ermeni köyleri. Ermeni köy. Tabii. Bu köyler. Şimdi böyle deyince de diyorlar acaba halk, yerel halk Ermeni mi? Yok. Şimdi şöyle. Bizim Ermenilerle kültürümüz birbirine çok yakın. Fakat yani Dersim'de
Ermeniler var halen. Fakat çoğu asimile olmuş. Hı hı. Kimi halen ben Ermeniyim diyor. Ama buralarda değil. Mesela şu karşı köylerde var birkaç hani. Tunceli merkezinde, Tunceli Sreng tarafında birkaç aile var. Onlar halen kabul ediyorlar. Burada yadigar var. Bizim eski gemi. Kazım Bulut. Kazım abi budur. Kazım. Yadigar evde. Yadigar. 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 Hafif hafif de yağmur yağıyor arkadaşlar. Bu Yadigar ablanın bahçesi mi? Evet. Kolay gelsin abi. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim, sağ ol. Siz ne yapıyorsunuz, iyisiniz? İyi vallahi. Ne iş görüyorsunuz? Valla şu motorla uğraşıyorum. Bir arızası var, arızaya gidiyorum. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Kazım Bulut. Burada bu köylüyüm. Bursa Gemlik'te oturuyoruz. İlk baharlığın geliyor, son baharlığın tekrar Gemlik'e dönüyoruz. Doğma büyüme buralısın değil mi? Doğma büyüme buralıyım. Burada böyle geçen güzel günlerin oldu mu? Mesela oraya gittiğinde büyük şehirde ne hissediyorsun? Vallahi bizim buralar çok iyi güzel de buralarda geçim şeysi biraz zor. Yani bizim bu bölgelerde böyle gelir kaynağı olsa, bir fabrika olsa, bir şey olmuş olsa bizim buralar batıdan daha çok iyi. Buralar cennet. Ama fakat ne yazık ki işte burada işte bir ara insanlar şeydi, boşaldı buralar. Boşaldıktan sonra insanlar ondan sonra gittiler, mecbur kaldılar. Herkes batıda, çoğu işler işe girdiler. Kimi devlet işine, kimi özel sektörde, kimi zeytine gitti, çapaya gitti derken bir kısmı emekli oldu. Bir kısmı emekli oldu. İşte şimdi emekli olduktan sonra şimdi tekrar köyüne dönüyorlar. Şimdi orada da çocuklar tabii kendi düzenini kurdular. Tabii çocukların orada kendi düzenini kurdular. Herkes de çalışıyor. Çocukların kimisi emekli oldu, kimisi halen devam ediyor. Kimisi işte liseyi okudu, kimisi işte belası en çok okuyor. Liseyi okudular. Evet, buranın eğitim seviyesi nasıldır? Buranın okuma yazma oranı? Buranın okuma yazma oranı hemen %90. Evet, Kazım abi de burada. Bunlara ne diyorlar? Traktör buna, değil de pat pat mı? Pat pat diyorlar. Evet. Çapa motoru. Çapa motorunu tamir ediyor. Evet. Bu da bizim Kazım Bulut'un eşi. Kazım Bey de bizim Gemlik'te uzun yıllar Cemevi Başkanlığı'nı hoş yaptı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yadigar abla nasılsın? İyi sağ ol. Sen Yadigar ablaydı değil mi? Evet. Nasılsınız? İyisiniz? İyi sağ ol. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim vallahi, sağ olasın. Yadigar abla, bu bahçeyi sen mi böyle yaptın? Ben de ektim. Nasıl güzel olmuş böyle. Ne güzel olmuş. Demek ki kadının elinin değdiği her yer gerçekten belli çok güzel oluyor. Belli oluyor. Yok abi, hep benim sayemde. Bana sor, ben biliyorum. Yani el olsun. Hanım çok hamarat bir kadın. Yani beceriyoruz işte. Bütün konularda. Çok da emeği vardı. Gemlik'te de bunların çok emeği vardı Cem evinde. Sen ne yapıyorsun? O binayı bu arkadaş yaptırıyor. İyi vallahi Yadigar abla, sağ olasın. Siz de iyisiniz. İyi, sağ ol, teşekkür ederiz. Köyünüz çok güzelmiş. Güzel, evet. Evet, güzel. Bu da müsahibimiz oluyor. Hı. Ali Geyik. Evet, evet. Biz tanıyoruz, tanışıyoruz. Buzhaneye gittiniz mi? Buzhaneye gittik. Gittiniz. Şimdi o buzhaneye ile ilgili biraz bilgi verebilir misin abla? Vallahi bu versin. Tamam, Kazım abi versin. Ya şimdi bizim duyduğumuza göre çok eskide Ermeniler döneminde bu köy Ermeniler köyüdür eskiden. Hı hı. Ermeniler orayı buzhane olarak kullanıyormuş. Yani bu yağını, şekerini, peynirini yazın orada saklıyorlarmış. Öyle söyleniyor yani. Hı hı. Fakat orası çok da derin yani. 12-13 odalı bir yer. Fakat şu anda yıkılmış. Hemen kapıdan böyle biraz gidiyorsun, ondan sonra oradan öteye gidemiyorsun. Bir de bina böyle hemen o mağara böyle çökmek üzere. Ondan sonra tehlikeli şu anda girişi. Evet. Ha, oradan şimdi yaz kış kara eksik olmaz. Hı hı. O bina şeyin. Zaten girişte şöyle sütun şeklinde buzlar vardı. Hı-hı. Vardı, evet. İleride orada daha fazla. İleride daha var. Çok. Böyle. Böyle büyük buzlar vardı ama tabii. Oranın peki ileride mesela burada hayvancılık olsa orayı köyün buzhanesi yapılamaz mı? Böyle değerlendirilemez mi? Ya şöyle bir şey, o zaman elektrik yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Şu anda elektrik var, şu var. Yani hiç gerek duyurmuyor. Ama enerji kullanmadan orada güzel bir buzhane olabilir. Olur. Olur. Toplu olarak mesela köylüler olarak, çevre köylüler olarak kullanabilirler. Evet. Yani orası bir turistik alan da olabilir, kurulabilir. Benim sormadığım, sizin söylemek istediğiniz, selam göndermek istediğiniz kimse çocuklarımız var mı? Çocuklarımız var Gemlik'te, akrabamız var. Herkese selam olsun.
Bizi izleyen herkese saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İnsanların buralara, bu bölgeli olan insanlar, bu yöreni olan insanları kendi memleketlerine, kendi köylerine sahiplensinler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ ol. Şöyle gezmeye devam ediyoruz. Evet. Çay içtik orada abla. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Aç değiliz abla. Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Konutlar da hep aynı yapılmış. Hepsi dolu mu Ali abi? Bir tane boş. Bir tane boş var. Bir tane boş var. Bu köyler mesela sadece danzikler mi? Bu konutlar danzikler için mi yapılmış? Tabii, başka danzikler için. Mesela fakat başka köyden de varmış yok dediler de. Şöyle. Şimdi bu köy 7 tane mezrası vardı. Hı hı. Bak Deniz Bey, Dereboyu köy danzik. Eskide danzik nahiyeydi. Hı hı. Murdafay köyü. Açrer köyü. Sağlam taş, çirik yani. Hı hı. Panciras, Gürük, Harsi, Aşkirek. Bu köyler hepsi buraya bağlıydı. Burası nahiye iken. Yani bir nevi kasabaydı değil kasabaydı, mi? Kasabaydı. Evet. Daha sonra buralardan kaldırıldı. Kırmızı Köprü'ye nahiye kurulunca bizim köyün nahiye statüsünü kaybetti. Evet. Ama yıllar önce tabii. Şimdi bu köy de çok büyük. Bak şu görünen Kemah sınırıdır. Evet. Dağların arka tarafı. Dağların arkası Kemah ve Alış'tır. Bu tarafı Çağlayan'dır. Çağlayan şelalesine gittin mi? Evet. Ha, şu dağın öbür tarafı direkt buradan 3,5 saatte biz o şelaleye gidiyoruz. Atla. Yürüyerek. Atla. Atla. Hmm. Eskiden de zaten insanlar hayvanlarını Erzincan'a oradan getiriyordu. Buradan bu derede getiriyorlardı. Satış için. Ondan sonra şimdi buranın da bu köy çok geniş olduğu için 7 tane büyük mezrası vardı. İşte o mezralardan şimdi birer ikişer kişi buralara gelmiş yani bu konutlara. Mezraların isimleri ne? Mezraların bak en karabalık mezrası Karataş. Yok karda yüksekteydi. Hı hı. Ondan sonra bizim mezra var, Hor mezrası. Hor mezrası. Bu bölgede meşhurdur şurada. Şu Çakırkaya'nın üstünde. Ha. Hor mezrası benim yerim. O çok güzel orası. İşte benim yerim orası. Hah. Eski ev yeriniz orası ya. Yani. Orada bizim benim amcam Gül'ün 400 dönüm arazimiz var. Ama oranın arazisi bayağı büyük tabii, yani. Bir de bu köyden daha çok. Tabii canım. 1970'lerden sonra bir ara Pülümür'ün en verimli yeri seçildi. Ziraat, hı-hı, dairesi tarafından. Ondan sonra suyu da bol değil mi? Suyu da bol. Şu karşıda Aykırık mezrası vardı. Ondan sonra Sal mezrası vardı. Bu tarafta İşker mezrası, Sokari mezrası, Loriç mezrası tam asfaltın üstünde. Oralar komple bu köyün mezraları. Yani sınırlar oraya kadar gidiyor. Bu mezralarda eskiden insanlar ne işle uğraşıyorlardı? Hep hayvancılık ve tarım. Hayvancılık ve tarım. Genellikle mesela küçük baş keçi mi bakıyorlardı? Ne yapıyorlar? Keçi, koyun, inek. Hı hı. Buralara kaç bin tane ortalama sizce hayvan vardı bu yörede? Toplam. Hı hı. Ya 80 ortalama bir 80 hane desen 50 ile çarp en azı yani ortalama 4000. Tabii 4000 hayvan. En az 4000 tane. Tabii. Küçük baş hayvan. Yani herkeste en az da tabii 100 olan da vardı, 20 olan da vardı. Ortalama bir rakam. Ortalama 50 mesela o zamanlar bu kadar hayvan yaşıyordu buralarda. Hı hı. Evet. Peki siz mesela şimdi çocukken buralarda yetiştiniz, doğdunuz, büyüdünüz. Sizin çocuklarınız, torunlarınız geliyor mu? Köyü ziyaret ediyor mu? Ya bu son dönemlerde gelmeye başladılar. Yani bir bütün insanlar yani buradaki yaşayan bütün insanların hatta çevredeki öbür köylerin de gençler yavaş yavaş gelmeye başladı. Gelen de muhakkak öbür sene tekrar gelir yani. Evet. Diyorsun kökler burada olduğu için tabii. İnsanın kökleri oraya geliyor. Yani geldikten sonra insanlar şey yapıyor. Burayı sevmeye başlıyor. Seviyorlar. Gençler geliyor. Ah Fadilma, Fadilma de kanım. Selamay ve kaysanina. Ah Fadilma, Fadilma kumane zerrini.